Psikoloji biliminde davranışçılık yaklaşımının kurucusu olan John Watson, insanda korku gibi en temel içgüdüsel davranışların bile öğrenilerek edinildiğini kanıtlamak için küçük Albert olarak bilinen bir deney gerçekleştirdi. Watson bunun için 2 yaşını doldurmamış bir bebek olan Albert'la bir deney tasarladı. Bu deneyde Watson, Albert'ta beyaz tavşan korkusunu aşılamaya çalışıyordu. Davranış psikolojisi ekolünün kurucusu John Watson ve asistanı Rosalie Rayner, çalıştıkları John Hopkins Hastanesi kreşinde oynayan çocukları uzaktan incelemeye başlarlar. Fakat korku hakkındaki sorularının cevapları için kesin yanıtlar alabilecekleri testler yapmaları gerekir. Araştırma için izin alabilecekleri bir aile ararlar. Sonuç olarak 8 aylık sağlıklı bir bebek olan Albert ile bir deney tasarlamaya karar verirler. Tarihteki en önemli psikolojik deneylerden biri olarak kabul edilen Little Albert Experiment'a başlamadan önce küçük Albert'a birkaç duygusal test yapılır. Minik bebeğe sırasıyla beyaz bir fare, tavşan, yanan kağıt parçaları, peruk, maske gibi ilk kez karşılaşabileceği nesneler ve durumlar gösterilir. Amaç, Albert'ın bunlara koşulsuz tepki verip vermediğini incelemektir. Sonuç olarak Albert gördüğü hiçbir nesneye karşı korku göstermez. Her şeye gülümser. Bu testten sonra Albert'ı boş bir odaya götürürler. Odada Albert'ın üzerine oturduğu beyaz yatak haricinde hiçbir eşya bulunmaz. Daha sonra Watson ve asistanı Rayner odadan çıkar. Yalnız bıraktıkları Albert'ın yanına beyaz labrador faresi salarlar. Albert fareden korkmadığı gibi tam tersi bir tepki göstererek fareyi çok sever. Yakalamaya çalışıp gülmeye başlar. Artık bir sonraki aşamaya geçmeye hazırdırlar. Albert fareye her dokunduğunda iki demir çubuğu birbirine vurarak rahatsız edici sesler çıkarmaya başlarlar. Sesleri duyan küçük Albert ağlamaya başlar. Oda yeniden sessizleşince fareyle oynamaya devam eden Albert yine fareye dokunduğu ilk anda psikologların çıkardığı o gürültülü sese maruz kalır. Ağlaması yatışıp aklı tekrar fareye kayan Albert dokunmaya çalıştığı an hep aynı sesi duyduğu için fareye dokunmaktan korkmaya başlar. Bu deney birkaç gün sürer ve tekrarlanır. Watson ve Rayner deneyi ileri noktaya taşıyıp tavşan ve başka tüylü objeler de getirirler. Albert özellikle beyaz renkli, tüylü bir nesne gördüğü an ondan korkup ağlamaya başlar ve kaçmak ister. Artık Albert gördüğü pamuk, beyaz tavşan ve benzeri nesnelerin karşısında demir çubuklarla çıkarılan ses olmamasına rağmen korkmaya başlar. Vardıkları sonuçta yetinmeyen psikologlar, son olarak beyaz sakallı ve tüylü kostümler giyerek odaya girerler. Karşısında gitgide büyüyen tüylü nesneler gören zavallı Albert'ın korkusu artık hafızasına tamamen kazınır. 1920'lerde yapılan bu deneyle bilim insanları koşullu korkuyu kanıtlar. Fakat deney uğruna 8 aylık bir bebeğe yapılan koşullandırmayı geriye almadıkları, onu iyileştirmedikleri için büyük tepki çekerler. Küçük Albert'a deney sonrasında ne olduğu ile ilgili birçok rivayet vardır. Yazar Tom Bartlett'a göre küçük Albert'ın annesi Arvilla aynı hastanede süt annelik yapıyordu. O devre göre sosyal statüsü hastanenin diğer çalışanlarına göre daha düşüktü. Maddi imkansızlıklardan dolayı bebeğinin deneyde kullanılması teklifini geri çeviremedi. Finding Little Albert kitabına göre ise annenin küçük Albert'ın üzerinde yapılan deneylerden haberi yoktu. Deneylerin farkına vardığında bebeğini alıp ortadan kayboldu. Amerikan Psikoloji Derneği verilerine göre ise küçük Albert'ın asıl adı Douglas Merritt. Kayıtlara göre Douglas 6 yaşında beyninde su toplanması nedeniyle hayatını kaybetti.